İyi günler sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar huzurlarınızdayım. Bugünkü konumuz Aristoteles'in yaşamı ve yapıtları. Platon ile birlikte Batı felsefesinin en büyük iki düşünüründen biri olarak kabul edilen Aristoteles, M.Ö. 384 dolaylarında Trakya'daki Stagira'da doğmuş ve henüz genç yaşlarda Atina'ya giderek Platon'un akademiyasına girmiştir. Antik çağın bu en önemli felsefe okulunda 20 yıla aşkın bir süre kalmış, bu süre zarfında hocası Platon'un felsefi öğretilerinden derin biçimde etkilenmiştir. Bu etkiyi eserlerinin bazı yerlerinde sarf ettiği "biz Platoncular" ifadesiyle bizzat kendisi de dile getirir. Platon'un M.Ö. 398 dolaylarındaki ölümü üzerine Atina'yı terk ederek önce Batı Anadolu'daki Assos'a, ardından Midilli Adası'na gitmiş, buralarda okullar kurmuş, dersler vermiş ve öğrenciler edinmiştir efendim. M.Ö. 343 dolaylarında o sıralar henüz 12-13 yaşlarında olan Büyük İskender'in özel hocası olmak üzere Makedonya Kralı'nın sarayına çağrılmıştır. Bu davette babasının Makedon Sarayı'nın eski doktorlarından biri olmasının da rolü olsa gerektir. Makedonya Sarayı'yla olan yakın ilişkisi, Aristoteles'in siyasi ve ahlaki görüşlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamışsa da, Makedonya'nın yayılmacı politikalarından endişe duyan Atina ahalisi tarafından daima kuşkuyla karşılanmasına yol açmıştır. Aristoteles, M.Ö. 335 dolaylarında nihayet yeniden Atina'ya dönmüş ve kendi okulunu kurmuştur. Okul, Lysius isimli bir bölgede olduğu için Lisium adıyla anılmıştır. Okul öğrencileri tartışmalarını genellikle yürüyüş yollarında gezinerek yaptıkları için bu okulun öğrencilerine peripatetikler yani gezinenler de denmiştir. Buradan aklınıza patika gelebilir sevgili seyircilerim. Aristoteles'in Atina'da kurduğu Lisium isimli okulun öğrencileri felsefi ya da bilimsel meseleleri genellikle okulun avlusunda ya da yürüyüş yollarında tartıştıkları için bu okulun mensuplarına gezinenler anlamına gelen peripatetikler de denmiştir. Bunu tekrar etmekte bir beis görmüyorum. Aristoteles'in eserlerine ilişkin üstünkörü bir inceleme bile onun birçok farklı konuda zengin içeriklere sahip önemli eserler kaleme aldığını tespit etmeye yeter. Felsefe tarihinde bunca farklı konuda bunca önemli eser kaleme almış başka bir isim yoktur. Birçok yorumcu Aristoteles'in düşünce tarihinin en azimli ve renkli araştırmacısı olduğu konusunda hemfikirdir. Eserlerinin özet bir dökümü bile okuyucuyu bu fikre ikna etmeye yetecektir. Aristoteles'in düşünce tarihine etkileri bakımından başta gelen eserlerinden biri mantık disiplinini adeta tek başına inşa ettiği Organon'dur. Bu eser kategoriler, önerme üzerine, analitikler, ikinci analitikler, topikler ve sofistik çürütmeler adlarını taşıyan 6 kitaptan oluşan ve akıl yürütmenin dayandığı temel ilkeleri içeren bir kitaptır. Aristoteles'in felsefenin gelişimini çağlar boyu en çok etkilemiş eseri olan Metafizik, onun ilk felsefe, protofilozofya olarak adlandırdığı varlık sorunlarını ele alan hacimli bir eserdir. Kitap, Aristoteles'in eserlerini sınıflamaya girişen öğrencisi Andronikos tarafından, filozofun bir diğer eseri olan Fizika'dan sonraya konduğu için Fizikten sonra yani Metafizika olarak adlandırılmıştır. Aristoteles'in birçok eser, mektup ve yazısı içinden özellikle sivrilen diğer önemli eserleri şunlardır. Doğayı incelediği Fizika, hayvanları ele aldığı Peritazoa Historia yani hayvanlar üzerine, ruh sorununu ele aldığı Peripsike yani ruh üzerine, ahlak sorunlarını ele aldığı Etika Nikomakea, Nikomakos ahlakı ve Etika Eudemia, Ödemos ahlakı, devlet ve siyaset sorunlarını ele aldığı Politika ve Athenaion, Atinalıların devleti, hitabeti ele aldığı Retorik ve sanat konularını ele aldığı Poetika adlı eserleri mevcuttur sevgili seyircilerim. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım memnunsunuzdur. Bu videonun hazırlanmasında felsefe.gen.tr kaynaktır. Bir başka videoda buluşuncaya dek mutlu kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim.